2024'te yeni yıl kararlarımı gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız Salus tam size göre. Salus ile online terapi alabilir, diyetisyen ve fizyoterapistlerle görüşebilirsiniz. Kendinizi daha iyi tanıma, sağlıklı beslenme, spora başlama gibi hedefleriniz varsa Salus uygulamasını indirin. Kararlıyım 10 koduyla %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Üstelik Salus'u arkadaşlarınıza hediye de edebilirsiniz. Büyüyünce ne olacaksın sorusunu senelerdir duymamış olabilirsiniz. AGESA bu soruyu size tekrar soruyor ve bireysel emeklilik sistemi ile geleceğiniz için bugünden bir adım atmaya davet ediyor. AGESA Hayat ve Emeklilik, keşkeler yerine iyikiler çoğalsın diye var. Dermanı kitaplarda arayanların haftalık podcasti Biblioterapi'den herkese merhaba. Ben Aslı Perker. Ben Tuna İççi. Manem okuyabilir miyim? Tabii buyurun. Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için biblioterapi ne yapıyor? Başlıyor. Efendim merhabalar. Merhabalar. Bu hafta bir soru almadık. Yani aldık da onu kullanmadık. Ben kendi kafama göre bir iş yaptım. Aslında birden fazla soru almışızdır. Aslında çok fazla aldığımız soru sorular canım. var. Ama ya zaten sırada bekleyen sorular var ama. Aslı Perker bunların hepsini elinin tersiyle bir kenara itip. Kendisi <laughs> Kendi çıkarlarım uğruna. Kendisi Neden olduğunu başka bir efendim. planlama yaptı. Ama bence çok zevkli bir konu seçtim. Ben, benim çok 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 üzerine çalışmayı sevdiğim bir konu. E, uzun uzun okumayı sevdiğim bir konu. Şöyle... Yarın tabii bu program yayınlandığında artık yarın olmayacak. Yarın artık dündür gibi. <laughs> Eversi gün. <laughs> gibi Evvelsi bir şey olacak. gün de olacak. Öyle bir şey olacak. Yani bugün cuma günlerden çarşamba gününden bahsediyorsun sen geçmiş evet, şu anda. Salı salıdan Salıdan bahsediyor. bahsediyorsun. Evet, Halbuki biz şey pazartesi deyiz. Evet. Christopher Kafalar Nolan. iyice karıştı mı? Christopher Nolan filmine çevirdin programı. <laughs> Inception. Evet. evet şimdi şöyle. Maltepe Üniversitesi iki yıldır galiba çok güzel bir festival düzenliyor. Sen Roman anlat ben onu dinleyicinin tamam. anlayacağı şekilde sonra tamam. Tamam. toparlayacağım. Roman evet. Kahramanları Festivali diye bir şey düzenliyor. Hı -hı. Ben geçen yılda katılmıştım. Gerçekten müthiş isimlerin katıldığı, akademisyenlerin katıldığı, şeyden Türkiye'nin dört bir tarafından hocaların geldiği ve bu yıl baktım liste müthiş. Ahmet Ümit'inden Oya Baydar'ına yok yok yani bütün yazarlar orada toplanıyorlar. Bu gençlerin Roman karakterlerinin kostümlerini bürünüp Giri, evet, resmi geri geçit diye. yaptıkları festival evet, mi? Evet, evet. Biz de orada mı olacağız? Biz de orada olacağız. Yani ve... Yarın gideceğimiz şey o mu? O, evet. Tamam. Böyle çok güzel giyiniyorlar, farklı ve çeşitli şeyler sunuyorlar, Piyesler yapıyorlar. Harika. Falan. Gerçekten çok güzel ve ilgiyle de tabii oraya isteyenler geldiği için ilgiyle de e, konuşmaları dinleyen bir kitle var orada genç kitle var. Ben de bunu çok önemsiyorum. Ee, yani sizler bu e, podcasti dinlediğiniz esnada bu yapılmış biz, e, Dört gün önce bunu yapmış olacağız. olacağız. Evet, Böyle bir şimdi, zaman kapsülü. Evet bu efekti. yıl bu yılın şeyi şuydu. Bu yılın teması e, işte Cumhuriyet'in 100. yılında e, Cumhuriyet e, romanları bir şey seçmişler. Konu başta seçmişler. Çeşitli Aslında buna işte, da bir soru uydurabilirdik biz. Ben uydurmadım bak dürüstçe diyorum ki biz şöyle bir şey seçtik Tunay'la. Biz de katılıyoruz işte yarın konuşmaya böyle biblioterapimsi bir şey yapacağız. Fakat bizim konu başlığımız da şu oldu. Cumhuriyeti hazırlayan roman kahramanları. Hani şundan yola çıktık. Cumhuriyet böyle bir günde pat diye gelmedi. Onun bir öncesi var. Çok uzun yıllar gelişmeler var. Ve bu arada da yazılmış dünya kadar roman var. Ve bu roman kahramanları aslında zaten Cumhuriyet'i ne yapıyor? göz kırpıyor. <laughs> yani, yani nasıl habercisi ön habercisi Orta aslında. çağ bir günde bitmediyse Evet. Fransız Devrimi bir günde, Sanayi Devrimi bir günde, Hı -hı. bilişim devrimi bir günde yaşanmadıysa, Hı -hı. Cumhuriyet Devrimi de bir günde yaşanmadı. Yaşanmadı ki sanki bir günde yaşanmış gibi bir algı oluşuyor bazen. Öyle bir şey Tabii. yok. Mesela hani şey sözü vardır ya, Cumhuriyet kadınlara haklarını tepeden inmeci bir şekilde verdi. Bu yüzden kıymeti i̇şte bilimler falan. Şimdi mesela bunu falan, konuşacağız şimdi bu kahramanlar aracılığıyla. Bunun arkasında ta Tanzimattan bu süren evet. çok zorlu bir kadın hareketi var ki tabii. onun en sonunda kadınlara hakları tabii. veriliyor Cumhuriyet'ten sonra. Yani şimdi şöyle son 10 yıldır mesela bu konu artık daha derinlemesine halk arasında konuşulmaya başlandı. Akademisyenler tabii ki her zaman bu konularda tezlerini yazdılar, onlar çalıştılar. Ama halka inmesi özellikle genç kesime inmesi bunun çok yeni bir şey. Yani Cumhuriyeti sen de ben de çok seviyoruz ve... Tabii ki yani hani gerçekten ben hep söylüyorum Mustafa Kemal zaten benim bu dünya üzerinde en değer verdiğim karakterlerden biri bir işte şey için değil Türk büyüğü olduğu için değil yani aklıyla, fikriyle, zekasıyla ama onun yetişmesinde bile biraz sonra bahsedeceğimiz roman kahramanlarının aslında ne desem izi var ve bunun genç nesle sürekli ama sürekli söylenmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü geçmişini sevmeyerek varabileceğin bir şey yok. Bizim geçmişimiz anlatıldığı kadar, söylendiği kadar berbat, kötü, cahil, cühela bir geçmişimiz yok bizim. Biz çok kıymetli bir imparatorluğun çocuklarıyız. Bu yüzden ben bunun vurgulanması gerektiğini düşünüyorum ama her imparatorluk kadar ve gibi bizde bir sürü zorluklar yaşıyoruz. Kendi gelenek göreneklerimiz kendimize göre çünkü ne de olsa bir Ortadoğu senteziyiz. Ama bu demek değil ki ondan nefret etmeliyiz. Şimdi ben o yüzden bu konuyu seçtim. Yarın gençlere bunu anlatmak istiyorum. Hayır yani şöyle bir şey var. Şimdi her devrim cereyan ettikten sonra önceki dönemi Kötüleme ihtiyacı duyar ya tabii, çünkü tabii, kendi tabii. meşruiyetini o şekilde her gelen nesil kendisinden evet. önceki nesli küçümseme Doğru. ihtiyacı duyar. Bu doğuştan gelen belki de doğanın kanunu Doğru. olan bir şey. O yüzden Cumhuriyet de Osmanlı'ya uzun zaman öyle davrandı ama şimdi yavaş yavaş Osmanlı'ya da Cumhuriyet'e de evet. daha nesnel bir şekilde bakılabilen dönemler sanki başlıyor gibi. İşte bizim podcastimizin bu bölümü de bunun bir nesi işareti. Olacak evet hemen, hemen birinci ki... kitaba geçelim hemen çalı kuşuna girmek istiyorum ki zaten herkes bence bunu bekliyor Feride'den konuşmadan bir şeyden bahsedemeyiz değil mi Cumhuriyeti hazırlayan kahramanlardan bahsedemeyiz 1921'de vakit gazetesinde tefrika edildi ve büyük bir ilgi gördü Çalıkuş'u nedir Feride Cumhuriyeti hazırlayan karakter olarak iyi bir aileye mensup neşeli ve çocuksu bir genç kız <laughs> e, ...nişanlısı tarafından neye uğruyor? İhanete uğruyor ve evet. bunun acısıyla diyor ki ben geçeceğim Anadolu'ya... E, ...ve orada Anadolu insanına yardımcı olarak yarama merham bulacağım diyor. Ve Anadolu'ya geçerek öğretmenlik yapması, kurtuluş mücadelesi veren... ...Türk toplumu için bir umut, Türk edebiyatı içinse... ...Anadolu'ya geçişin bir sembolü haline geliyor. <laughs> Hatta denir ki Mustafa Kemal Atatürk bile... ...Milli Mücadele Yıllarında... ...bu tefrikaları zevkle evet. okumuştur. Bu doğru mu? Böyle bir, bir söylenti var. Doğru galiba değil mi? Yani yani doğru, müthiş bir şey. Doğru ol, seviyoruz bunun doğru olmasını istiyoruz evet, yani. Evet istiyoruz. Doğru. Ve aynı zamanda bir... ...büyüme romanı olarak da ele alınabilir. <laughs> Senin sevdiğin evet. deyimle bir... Coming, ...coming of age yani <laughs> genç ve çocuksu... ...bir genç kızın olgunlaşması... ...ve gerçek dünyayı Anadolu'da... ...tanıması romanı aynı zamanda. Sonra 1937'de... Artık ikonik hale geldikten sonra bu roman... ...Reşat Nuri Güntekin bu kitabı biçimsel ve içeriksel pek çok değişiklik yaparak... E, ...yeniden yayınlamak istemiş. Bu sefer de Yeni Gün gazetesinde tefrika edilmiş. Hı hı. Romanın gerçek bir hayat hikayesine dayandığı... ...romanda adı geçen öğretmen Feride'nin Zeyniler Köyü'nde öğretmenlik yapmış... ...Feride Polat olduğu da kitap hakkında çıkan ne denir söylencelerden bir tanesi. Ya yani şimdi... Türk toplumsal hayatına işte bazı haklar, özgürlükler ve kadının toplumsal statüsü, konumu çerçevesinde yani kadının kimliği Tanzimat Fermanı sonrası giriyor. Tanzimat Fermanı ne zaman imzalanıyor? 1839 mu? Galiba öyle. Yani 1839, 1840 diyelim. Çok yani Erken bir tarih aslında. Tanzimat Fermanı'ndan sonra zaten kadınlara verilen bazı artık özgürlükler var. Daha doğrusu eğitimle ilgili çok önemli kararlar var. O da şöyle, mesela bir saniye bir alıntı yapmıştım okuyayım. Tanzimat Fermanı ile kadına bir dizi sosyal haklar tanınmış. Kız çocukları ve kadınlar için eğitim kurumları, hemşirelik okulları açılmıştır. 1847 yılında cariyelik kurumu kaldırılmıştır. 1858 yılında arazi kanunnamesi kabulüyle mirastan kız çocuklarına da erkeklerle birlikte eşit pay verilmesi kararlaştırılmış, kadınların siyasi ve hukuki haklarında iyileşmeler sağlanmıştır. 1869 yılında Marifi ve umumiye nizam, nizamnamesi kabulüyle kız çocuklarının eğitimi tıpkı erkek çocuklar gibi zorunlu hale getirilmiş, kız rüştiyeleri, kız sanat okulları, kız öğretmen okulları Açılmıştır. Yani görünen o ki tarih Cumhuriyete doğru akıyor zaten. İşte gibi zaten. Gibi. Evet. Bundan sonra zaten ikinci meşrutiyet geliyor. Oradan işte kadınlar öğretmenlik, hemşirelik yapmaya başlıyorlar. ebelik mesleklerini icra, icra etmeye başlıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda daha doğrusu pardon Birinci Dünya Savaşı'nda zaten biliyoruz ki artık memur olarak da atanıyorlar vesaire. Şimdi gümbür gümbür gelen zaten yeni bir hayat var. Ve Feride bunun aslında romanda ete kemiğe bürünmüş hali. Hasan Hale Yücel işte Efsane Milli Eğitim Bakanı ve hı hı. Can Yücel'in rahmetli babası olan hı hı. roman hakkında demiş ki Çalıkuşu bizdik. Çalıkuşu memleket, Çalıkuşu idealdi. Aydın halk onda karşı karşıya gelmişti. Çalıkuşu gelinliklerini atıp Anadolu'ya köy hocası olarak giden Feride değildi. Feride de halka hizmeti, halka muhabbeti sevdik. Kırık dökük de olsa belki de böyle kırık dökük olduğu için köye davul silah duyduk. Kısaca Çalıkuşu'nda Vatanımızı sevdik. Evet. Feride bir Notre Dame de Sion'lu şeyken mektepli yani bir hani kızken. işte bir kalp kırıklığı yaşıyor ve onun sonucunda aslında kendini Anadolu'da buluyor. Hani ideolojik bir yanı yok. Fakat gittiği yerde gerçekten şey davranıyor yani gittiği yere de uygun davranıyor yahut öğretmenliği de seviyor. Gittiği Yapmak yer için... ona çok uygun davranmıyor. E, evet her orada zaman. çeşitli her yerde işte Çanakkale'de ayrı isim takıyorlar. de ayrı isim takıyorlar. Bursa'da ayrı isim İpek Böceği diyorlar mesela Bursa'da. Ondan sonra işte her yerde farklı isimlerle. Kuşadası'nda yine güzelliğiyle çok dikkat çeken bir kadın ve tabii ki yani sadece güzelliği değil tavrıyla bir İstanbulluluğu getirmiş oluyor Anadolu'ya. Orada tacize uğramaması mümkün değil. Mesela çalıştığı evlerden bir tanesinde evin sahibi paşamı işte her neyse o aşık oluyor Feride'ye. Zaten evliyken mesela Feride'ye e, hanımından da izin alıyor ve Feride'ye evlilik teklif ediyor. Feride kabul etmiyor. Oradan ayrılıyor. Yani aslında bak burada hafif hafif e, bu Türk şeyine, Türk kadın haklarına diyeyim. Geçişlerin romanda böyle şeyini görüyorsun Feride aracılığıyla. Yani Feride'nin ikinci eş olmayı kabul etmemesi ama hala böyle bir olasılığın olabilmesi. Ki bunlar Batı Anadolu'da geçen şeyler. yani tabii, Erzurum'un oltu kasabasına tabii, gitmiyor tabii, sonuçta tabii, yani. Tabii Ama mesela orada bile işte diyorlar ki Feride mesela 12 yaşındaki erkek çocukların karşısına çıkacağı zaman diyorlar ki ona göre giyin peçe tak diyorlar mesela. Evet. Ee, i̇şte yani şeyle hala devam eden Anadolu ile Batı'nın çarpışması çok güzel var. Ama işte dediğim gibi yani Feride karakteri yavaş yavaş oluşmaya başlayan Türk kadınının bir öncü kurgu ya da işte gerçeklere dayanan ama kurgu. Halidir. Bir hatıra defteri formunda düzenlenmiş romanda hı hı. Feride kendisini yabancı bir şehirde bir otel odasında anılarını yazarken geriye dönerek çocukluk ve ilk genç kızlık dönemlerini anlatıyor bize. Ee, aslında Reşat Nuri bunu Darül Bedai için İstanbul kızı adıyla dört perdelik bir piyaz evet. şeklinde kaleme almış. Sonra Darül... Ki o daha da önce 1921'den de önce o önce, zaten evet. ben o yüzden bu kitabı da önemsiyorum. Darül Cumhuriyet Bedai idaresiyle anlaşamamış fakat çeşitli konularda bu yüzden... E, ...tiyatro projesi sırafa kaldırılmış... O da demiş ki ben bunu roman yapayım bari. Hı hı. Kendisi de babasının mesleği öğretmenlik olduğu için Anadolu'yu gezip görmüş bir kişi Reşat Nuri Güntekin. Anadolu'nun yoksulluğunu ve eksikliklerini gerçekçi bir bakış açısıyla bu şekilde Çalıkuş'una yansıtmış. Evet Çalıkuş'undan yine e, çok önemli zaten kendisi de Cumhuriyet öncesi önemli bir karakter olan roman kahramanı gibi bir karakter olan ama aynı zamanda çok önemli kadın roman kahramanları. ...yaratmış, cumhuriyeti... ...gene hazırlayan. Halide Edip'e geçelim mi? Geçelim tabii. Reşat Nuri'den sonra Halide Edip iyi gider. Evet. Halide Edip... ...Yeni Turan. Yeni ee, Turan. Önce... ...Handan'ı düşündüm. Çok severim ben Handan'ı ama... ...Yeni Turan'da bir karakter var ki... ...ondan bahsetmeden bence... Kaya e, bu mı? konu Kaya. Evet, evet. Bu konudan bahsedilemez. Kaya kadın... O yüzden... ...bu arada. Evet. İsminin evet. çağrıştırdığının tersine. Evet. Ama zaten erkek gibi... ...yetiştiriliyor ki bu erkek gibi ni tırnak içine alalım. Hmm. E, 1912'de Tanin gazetesinde edilmiş evet, bu da. Evet. E, 1908'de ilan edilen ikinci Meşrutiyet sonrası ortaya çıkan siyasi ve sosyal olayları irdeleyen bir tezli roman. Yani evet, tezli evet. roman ne demek? Yazar önce bir fikri savunmaya karar veriyor. Hı hı. Sonra da nasıl bir roman yazsam da bu fikri en iyi şekilde savunsam diye düşünerek ona uygun bir olay örgüsü evet. kurguluyor değil mi buna tezli roman diyoruz biz. Evet. Yeni Turan bunlardan birisi. Yani eski dünyanın yıkılıp onun yerine yeni bir Türklük dünyasının kuruluşu hı hı. heyecanıyla evet. yazılmış olan bir halde edip romanı. Şöyle bir alıntı yazmışım. Hiç karakteri olmayan, son moda olarak nitelenen yepyeni, geçmişi ve kişiliği olmayan eşyalar içinde kayayı, eski ve antika bir müze yüzü gibi burada yabancı buldum. Onun çevresine kendi atalarının karakterine vermek istediği canlı kişiliği olan eşyasından sonra bu kanepeler, perdeler, aynalar ona ne söyleyecekti? Ya yani şimdi bunlar da böyle taşınıyorlar yeni semte ve orada yepyeni bir hayat, yenilikler var ve kaya kendi kendini bunun içerisine oturtmaya çalışıyor. Bu arada işte Hamdi Paşa diye biriyle evleniyor. Ama bunu kabul etmesinin sebebi mesela Hamdi Paşa ile evlenmeyi kabul etmesinin sebebi bir davaya hizmet edeceğini düşünmüş olması. Bu dava tabii ki yeni işte Türklük davası, Anadolu davası. Ki i̇ki iki gibi tane gibi de par 12'de. parti var değil mi? Bir Turancıların evet. partisi var. Bir de Osmanlıcıların partisi var. Bunların, kurgusal partiler bunlar. <laughs> evet. Bunların arasında bir siyasi çekişme sürüyor ve Hamdi Paşa bir tarafını temsil ediyor. Kaya daha yükselen yeni nesli, yeni nesli evet. e, temsil eden bir karakter Kaya Hanım diyelim ki tekrarlamış olalım onun bir kadın olduğunu. O da bir kadın öncü karakteri aslında yaklaşan evet. Cumhuriyet'in. Halide Edip mesela bu romanda Kaya'nın kılık kıyafetine hemen hemen hiç ehemmiyet göstermiyor. Onu süslemiyor, püslemiyor. Bu çok önemli. Çünkü yeni dönem kadınının süsü püsü artık feracesi kıyafeti kaftanı osubusu değil. Yeni Türk kadınının diyeyim süsü püsü aklı, fikri ve davası. Onun susup aklı fikri davası. Evet. İşte bu şey yeni bir milli bilinç edinen bir toplumun evet. heyecanını evet. yansıtan. Çünkü milliyetçilik evet. zaten akımına biraz da geç katılmış. Türkler geç katılmıştır yani milliyetçilik evet, akımına. Evet, evet. Mecburen de katılmış evet. oluyorlar aslında. Yine Tanzimatla beraber yani Abdülmecid değil mi tanzimatı ilan eden padişahımız? Yani bu tabii kaçınılmaz. İmparatorluğun merkez halkı olduğu için şimdi Bulgarlar evet. Bulgarlık davası gidiyorlar. Yunanlı Yunanlık davası gidiyor. Güneyde Arap Araplık davası gidiyor. İşte Sırp Sırplık davası gidiyor. İşte geriye kalanlar da biz de Türklük davası evet. gidelim ki bizim evet. kimliğimiz de budur. Biz de evet. şanlıyız, biz de şerefliyiz deniyor. Ve bunun etrafına iddiat ve terakki odaklı bir ne kuruluyor? Bir söylem. ...kırılıyor Hı -hı. yani ve bu... ...milli edebiyat akamını ortaya çıkarıyor... ...aynı zamanda. Evet yani Cumhuriyet... ...yavaş yavaş zaten... Gürül gürül geliyor mu <laughs> hocam? Şey yani şekillenmeye başlıyor zaten... ...yani Cumhuriyet'in kadını... Daha o zamandan şekillenmeye başlıyor. Boşuna değildir yani daha sonra mesela Cumhuriyet'in ilanından sonra kadınların hemen yani hani daha böyle iş hayatının içine girmiş olması yahut benim annemlerin döneminin kadınların işte okumaya önem vermesi yahut vatana hizmete önem vermesi. Ben hep diyorum yani ben memur çocuğuyum. Annem babam benim İzmirli. Ee, babam üniversiteye bitiyor Ege Üniversitesi'ni bitiriyor. Ziraat mühendisliğini. Bu arada da şeker fabrikalarından, şeker fabrikaları AŞ'den şey almış. Burs almış okurken. Bu sayede çok iyi bir eğitim almış işte. Fakat şeker fabrikalarında çalışarak kendi e, vicdan vicdani görevini yerine getirmek istiyor daha sonra. Anneme soruyor mesela. Annem o zamana kadar İzmir'den hiç çıkmamış. Sadece İstanbul'a gelmiş biri. Diyor ki Feryal e, şeye de gidebiliriz. Anadolu'ya gidip şeker fabrikalarında çalışabiliriz. Benim onlara bir borcum var. Yani aslında hani maddi olarak bir borç olsa da onu çalışıp da ödeyebilir. Böyle gönül borcu Aha. olarak ama görüyorum. Ama gönül borcu bir ideoloji olarak görüyor. İstersen ama diyor bana diyor Piyale'den iş teklifi geldi. Piyale'de de kalabiliriz yani. O da zaten İzmir'in göbeğinde Piyale fabrikası o zaman Bayraklı'daydı. Bunlar karşıya kadar 10 dakika evlerine. Özel sektöre geçebilirmiş aslında. E, tabii yani. o diyor ki Piyale'de de iş teklifi aldım. Orada da çalışabilirim üst düzey olarak. Annem diyor ki olmaz. Bizim bu memlekete bir borcum var Biz onu tabii ki ödeyeceğiz ve sonra 25 yıl Anadolu, çeşitli kazalar, kar, fırtına falan filan. Böyle nesiller böyle, gördü bu memleket. Böyle nesiller. Ee, şimdi onların habercisi işte bak bütün bunlar ne diyorum yani bunlar mesela e, şimdi benim annem okumadı mı Reşat Nuri Halide Edip ya da işte onun nesli okumadı mı, babam okumadı mı? E, bunlar hep böyle zaten onların içerisine zerketilmiş edilmiş ideolojiler. E zaten edebiyatın... Numarası da budur. Tabii. Sonuçta şey baktığın zaman Fransız devrimi ya da işte İngiliz aydınlanması, Avrupa ideolojileri hep edebiyatın içerisinde değil mi? O Amy Zola'nın, Flaubert'in, Robespierre hikayelerinin içerisinde şey yaparak demlenerek şey olması senin deyimine zerk olması. Evet şey yani o, bir, bir anda yani hani bir cumhuriyet e, kadınından mesela bahsediliyor ya o kadın güçlü bir kadın Atatürk'e inanıyor vatanı devleti koruyor Robespierre forklü. dedim, Şato diyecektim pardon Robespierre sonuçta şey devrim lideri, evet. Tamam. Ee, hani böyle şey e, işte köy üniversitelerinde gidiyor, çalışıyor, meslek liselerinde öğretmenlik yapılıyor falan filan. Bunların başlangıcı zaten işte bu romanlarda gördüğümüz, Yeni Turan'da gördüğümüz, Çalıkuşunda gördüğümüz, birazdan konuşacağımız diğer romanlarda gördüğümüz karakterler zaten. Türkçülük yani bu aslında. tabi Türkçülük deyince bugün anlaşılan anlamıyla bir ilgisi yok. Ha o evet. Bir... O yüzden ben kullanmaktan imtina ediyorum doğrusu. Ama eski Türkçüler şimdikilerle alakası olan bir şey değil yani. Eski Türkçüler entelektüel bir dava var peşinde olan bir milli şuur yakalamak isteyen. Bunun peşindeki yani o dönemin bağlamında ele alınması evet. gereken bir şey, duygu ya o döneme göre ilerici olan bir evet. şey zaten. Yani ümmetten çıkıp millet olmaya çalışan bir toplumda o milli bilinci uyandırmaya evet. çalışan ilerici insanlar. Okumak istediğim bir alıntı mı var? bir şey? Yok. Şey tamam. araya geçelim mi diye Araya soracaktım. evet geçelim, geçelim. Dünya halinden sıkılanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar şifasını inananlar için biblioterapi ne yapıyor? Devam ediyor efendim. Salus, uzmanların yanında size özel kişiselleştirilmiş bir içerik planını da ücretsiz olarak sunuyor. Meditasyonlar, nefes ve farkındalık çalışmaları çeşitli egzersizlerle her zaman yaşamınıza dokunuyor. Sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip ediyor. Salus yolculuğunuza hemen başlamak ve kendi en iyinizi yaratmak için Salus uygulamasını indirin. Kararlıyım 10 koduyla %10 indirimli kullanın. AGESA bireysel emeklilik sisteminin %30 devlet katkısı ve fon getirisi imkanlarıyla gelecekte keşke yerine iyi ki demek için bugünden bir adım atın. Üstelik fonlar hakkında bilgi sahibi olmasanız bile fon danışmanlığı hizmetleriyle birikiminiz emin ellerde büyür. Agesi hayat ve emeklilik. Keşkeler yerine kiler çoğalsın diye var. Şimdi madem şey dedik yavaş yavaş her şeyin değişmesi, dönüşmesi Cumhuriyet öncesinde dedik. Ben izninle Ömer Seyfettin Efruz Bey'e geçmeyi çok isterim. Bu evet. çılgın karakter. <laughs> Gerçekten evet. Ömer Seyfettin'den beklenmeyecek kadar çılgın bir karakter Efruz Bey. Her hikayede bambaşka bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Efruz, şey Ömer Seyfettin ağır başlı bir yazardır aslında. Ama işte bu bu Efrus hiç öyle biri değil. Bu bazen hoppa, bazen bir sosyolog, hmm. bazen aptal, bazen akıllı. Çok değişik bir karakter. Sosyopat aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir nevi doğru. ilk Türk sosyopatı evet, denilebilir. Doğru. İlk olarak 10 Aralık 1919 tarihinde yayınlanmış. Vakit Gazetesi'nde evet. evet. Beğenilmesi üzerine Öykü olarak yayınlanıyor aslında. Sonra Öykü'nün ana kahramanı Efruz Bey'in yer aldığı bir hikayeler dizisi 5 tane daha yayınlıyor. Çoğu eleştirmen tarafından bu Öykü dizisi bir roman olarak ee, telakki ediliyor. Yok, en başında zaten bunun bir roman olduğu duyuruluyor. Ben bundan herkes emin olsun diye inanmayacaksın. Bu tartışmaya bir nokta koyacağım. Bugün bir nokta diyorsun. hemen şu an koyuyorum ve diyorum ki... Gazetede Vakit Gazetesi'nde 8 ve 9 Ocak tarihinde bir ilan yayınlanmış. Şöyle diyor. Yeni tefrikamız Efruz Bey. Fantezi roman muharriri Ömer Seyfettin. Bu aynen oradan alınmış şeyi okuyorum ben şu an. Bir müddetten beri gazetemizde tefrika ettiğimiz küçük Lord romanı yarınki nüshamızda hitam buluyor. Çarşamba gününden itibaren Ömer Seyfettin Bey'in Efruz Bey ünvanlı romanını tefrika etmeye başlıyoruz. Efruz Bey, memleketimize ait tiplerin ve bazı meyil ve itiyatların sanatkarane bir mübalağa ile çizilmiş bir karikatürü hükmündedir. Roman 5 fasıldan ibarettir ki her bir uzunca bir küçük hikaye adletmek mümkündür. Bu fasıllar şunlardır. Hürriyete layık bir kahraman, asiller kulübü, bilgi bucağında, açık hava mektebi, beyaz serçe. Karikatürize evet. bir karakter gerçekten. Hani evet. günümüz romanından beklenen kişilik derinlikleri pek yok. Ömer Seyfettin'in öyle bir derdi de yok. O dönem edebiyatının böyle dertleri de zaten pek yok. Çünkü aslında burada bir tezi fikri bir fikirler dizisini Evet, evet. Savunmak evet. toplumsal dönüşümde. Efruz Bey de nasıl bir tip tip yani daha çok bu <laughs> fikirleri, karakterleri, <laughs> e, tavırları hatta kılığı bile değişken birisi. Yağcı, yaltakçı liyakatsiz liyakatsız birisi. Hmm. Her devirde her nabza göre şerbet veren, yüzsüz ve omurgasız bir kişilik. <laughs> evet. Üst düzey kişilere yakın olmaya çalışıyor. Değişken durumlara göre çıkarını kolluyor. Yüzsüzlüğü sayesinde ün peşinde koşuyor. Asıl adı Ahmet bir de zengin bir ailenin oğlu olarak bizim bir de mahallelimiz Nişantaşı'nda yaşıyor kendisi. <laughs> Efruz Bey Okumayı sevmeyen, gereksiz gören, bilgi sahibi olmadan, fikirler beyan eden ve görüşlerini seminerlerde bile dile getirmekten kaçınmayan kibirli, ya, iğrenç bir insan kısaca Efruz <laughs> Bey. Ruz Bey evet. Fakat ne bu da Cumhuriyeti hazırlayan karakterlerden biri diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliyoruz. Çünkü şimdi burada çok önemli bir şey var. Bu hikayelerin her birinde bu Efruz başka bir karaktere hakikaten bürünüyor. Mesela tam bir görüş bölümünde Efruz bir sosyolog. Ve <laughs> kitaba karşı hayatı savunuyor. Teoriye dayanan kitabı sosyologları halkı tanımamakla eleştiriyor. İşte Batı'dan Durkheim, bizden Nedim, damat İbrahim Paşa'nın adlarını anıyor. Ve işte sürekli bir yerlerde bir takım konferanslar veriyor diyebiliriz. Böyle aşırı batıcı özenti aydın tipinin ironik bir şekilde aslında evet. Sarakay'a alınması. Evet. Şimdi Şöyle kahramanlarla karşılaştırılmış uzmanlar tarafından... ...mesela Abdullah Şinasi İhsan'ın Fehim Bey ve Biz romanındaki hı hı. Fehim Bey ile... ...Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki Halit Ayarcı ile... Evet. ...Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanındaki Bay ile... ...ve Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanındaki Onların Turgut öncüsü. Turgut Özbenli. Yani bu soy öncüsü, öncüsü olarak görülüyor. Ne bakımdan öncüsü? Delilik. <laughs> kaçıklık, delilik. <laughs> gerçekten sıra itlik, dışı bir karakter. Sıra dışı bir de kafası karışık bir karakter. Yani evet. batı değerlerine aşırı evet. hayran ama kendi şeyinden de kendi içinde büyüdüğü kültürün DNA'sından da kurtulamayan evet. bu arada kafası karışık ve kafa karıştırmaya çalışan çalışan bir adam. Ondan oraya savrulan henüz omurgasını bulamamış bir adamdır Efruz Bey. Ama bak şimdi şunun için biraz önce dedin ya hani bu, bu bize peki bu bizi cumhuriyete hazırlıyor mu? evet çünkü bölümlerde konuşulan çok önemli meseleler var. Mesela Cumhuriyet öncesi kültür sanattan konuşulması var. Evet. Lale Devri Rönesans'tır diyor. Mesela hı hı. işte biraz önce demiyorum Durkheim'dan bahsediyor Durkheim arkadaşlar biz Durkheim'i yani yeni duymuş olabiliriz ama 1912'de bir romanda bir Türk romanında hem de Efruz Bey gibi çılgın bir romanda Durkheim'dan da bahsediliyor. Yani biz onun için diyorum bizi o kadar böyle hani geçmişte boş beleş yaşamış bir millet falan değil Yok canım haşa. Okumuş etmiş bunları tartışmış mesela Latin harflerine geçiş. ...tartışılıyor. Evet. E, şundan bahsediliyor... ...yani Latin harflerine geçilsin mi... ...Arap harfleri ıslah mı edilsin... ...işte Türkçe ve Arapça... ...sözcüklerin yazılışı gibi... Konular bunlar zaten tanzimattan beri konuşulan konular. Osmanlı'nın aslında şöyle bir şey var. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde şimdi bizim e onlar da onu şöyle yapsalarmış e bunu da böyle yapsalarmış keşke dediğimiz şeyler var ya bunların hepsi düşünülmüş zaten arkadaşlar. Evet. Yani ta şeyden beri Abdülhamit zamanında da düşünülmüş tabii, ondan tabii, sonraki ihtiyaççılar döneminde de düşünülmüş yani bütün olasılıklar. Yani yapılabilecek bütün şeyler imparatorluğu kurtarmak için tabii, aslında hepsi tabii. masaya yatırılmış. <laughs> evet, hepsi. Çünkü adamların da ve kadınların da en az bizim kadar aklı fikri kültürü var o zaman ve ne yapılabilir ne yapılamaz bunlar tetkik edilmiş tabii. ve yapılmaya çalışılmış elden geldiği kadar da yapılmış. E tabii mesela o ikinci Abdülmecid'in yani Tanzimat o dönemi aslında zaten Mısır'la çok ağır koşullar altında sorunlarımız var ve Mısır'ın şeyini İngiliz, Fransız işte hatırlamıyorum şimdi ama yönetimini en azından yönetimsel kararlarını onlarla paylaşmak gibi bir zorunluluğa gidiyor. E şimdi yani zaten ödünler verilmeye başlanmış. Ama mecburen verilmeye başlanmış. Çünkü artık dünya her taraftan sıkıştırıyor. Tabii, senin tamamen üzerine doğru gelen bir muhalif çok evet. güçlü rüzgar var. Artık evet. senin ve böyle eski dünya. zemin ayağının altından kaymış ayak evet. durmaya çalışıyorsun bir yandan batıla batılılaşıyordu mesela çünkü hakikaten yeni döneme yeni devre ayak uydurmaya da çalışıyor yani dünya aslında ayak uydurmaya çalışıyor bir yandan daha efendi daha işte medeni olmaya çalışıyor yani vay efendim onlar da şöyle yapsalarmış diye Hı. Bugün düşündüğümüz şeyler araştırınca görüyorsun ki zaten onu yapmayı ya da yapmamayı zamanında düşünmüşler insanlar. Evet. Atatürk'te bütün bu düşünce ve eylem mirasının üzerine aslında hepsinin iyi taraflarını toparlayarak Cumhuriyet ortaya çıktı. E zaten şimdi o da bunların bir sonucu bir adam ya. Yani e, tabii. Bütün bu süzgeçten geçiliyor ve 1881'de Selanik'te Atatürk doğduğunda zaten yani Mustafa Kemal doğduğunda zaten... ...bütün bu romanların etkisi var, bütün bu geçmişin etkisi var. ya işte neydi o Genç Osmanlar mesela benim çok güldüğüm bir grup o. Evet. Ee, Genç Osmanlar şey öncesi değil mi? İttihat-Terakki öncesi. Jön -Türkler. Jön Türkler. Jön Türkler, Genç Osmanlar. Romanda da zaten Efruz Bey Jön Türk olduğunu söylüyor Şimdi Füz Jön... her durumda başka bir şey olduğunu evet. söylüyor zaten. <laughs> Şimdi e, Jön Türkler daha sonra İttihat ve Terakki'yi kuruyorlar. İkinci Abdülhamit'e de ikinci meşrutiyeti ilan ettiriyorlar. Fakat Jön Türklerin öncüsü Genç Osmanlılar ve 1865'te kurulan Genç Osmanlılar Cemiyeti'nin içinde Namık Kemal de var mesela. Tüzüklerini de İtalyan Karbonari Cemiyeti'nden örnek almışlar Genç Osmanlılar. Şimdi yani... E, Bunlar da sonra İttihat Terakki'ye dönüşüyor ya yani Mustafa, Mustafa Kemal'in oluşmasında... ...oradaki Efruz Bey'in, oradaki Namık Kemal'in, Mithat Paşa'nın bunların hepsinin etkisi var. Ayarsız bir batıcılık var orada sadece bazılarında görünen. Hı hı. Yani bizim bütün geçmişimiz tukakadır, batıdan gelen her şeyde süperdir diye düşünen... Hı hı. ...Efruz Bey aslında bu insan tipinin eleştirisi evet, bir taraftan. Evet, evet, evet. Yani evet. o bakımdan Cumhuriyet'i hazırlıyor çünkü Cumhuriyet hazırlanırken... Bunlar da var yani tabii, bu karakterler de var. var ve bu karakterlerle çatışarak da bir taraftan tabii, hazırlanıyor tabii, Cumhuriyet. Kesinlikle bu arada şeyde kitapta pek çok zamanın önemli ismini de bulabilirsiniz yani name dropping yapıyor ya da şimdi ne diyorlar dump mı diyorlar hani böyle isim isimleri veriyor işte Namık Kemal de dediğim gibi bu hikayelerde yer alıyor. Pertem Naili Boratav <laughs> Efruz Bey'i yazarın Don Quixote'u Don Quixote'si olarak evet, saymış. evet. Yani böyle ayarsız bir şekilde her davanın içerisine girip <laughs> ondan sonra sonuç almaya bakan ve sürekli hüsranı uğrayan bir karakter olduğu için sanıyorum. Evet. Şimdi Selanik Melanik demişken son kitabımıza gidelim mi? Gidelim. AK Gündüz. Şimdi bak AK Gündüz'den bahsetmek çok zor bunu biliyorum. Çünkü çok dağınık. Yani doğru düzgün tanınmayan bile, bile. Bir unutula yazmış bir yazar Tabii ki Sanki. unutula yazmış aynen e, Unutula yazmamış bence tamamen herhalde unutulmuş Zaten kitaplarını da bulamıyorsun kolay kolay Nadir kitaptan falan bulmak zorunda kalacaksınız Ben Hakan Gündüz'ü nereden biliyorum dersen Sana da anlattım 8 yaşında Eskişehir'deyken İlk hmm. e, Üvey Ana diye bir kitap okudum ben hmm. babamın kütüphanesinden ama Aka Gündüz'dü. Üvey Ana. Üvey Ana ve gerçek dehşete düştüğümü, büyük bir travma yaşadığımı hatırlıyorum. Ondan sonra benim ilgimi çekmiş bir şeydir, isimdir. Yani gördüğüm yerde gördüğüm şeyine bakarım. Şimdi Aka Gündüz'ün çok önemli bir şeyi var. Bütün kitapları zaten bir davaya hizmet eder. Kendisi 1884'te Selanik'te doğmuş. He, gerçek evet. adı Hüseyin Avni. İttihatçı, tam bir İttihatçı kendisi. Evet. Hatta 1909 ayaklanmasını bastırmak için Selanik'ten hareket eden Hareket Ordusu'nun içinde. Evet. Bizzat yani tam evet. böyle yobaz sılayır bir şey <gülüyor> karakter. <gülüyor> evet. Trab genelde Trablusgarp ve Balkan Savaşları ve bozgunlarından dolayı evet. çok üzgün bir yazar. Hatta Bozgun diye bir şeyi kitabı var. Rumeli'ndeki Kaybedilen hmm. topraklar ve orada verilen kayıplarla ilgili üzüntüsünü hmm. gösteren Cumhuriyet'e giden yolda milli edebiyat döneminin en üretken yazarlarından birisiymiş. Bu aşırı üretkenlikle senin bahsettiğin dağınıklığa yol açmış olabilir. Evet yani şey çünkü dediğim gibi bir de çok dava adamı ya didaktik tabii yani biraz böyle şey var ama o dönemde bu yani. Bu da çok şaşırtıcı değil. Belki şeyi hatırlarsınız. İki süngü arasında romanını hatırlarsınız. Bu daha çok bilinen bir romanıdır. Mesela İki Süngü Arasında romanında bir Emine karakteri var. O Emine karakteri yine Türk kadını, yeni cumhuriyetin Türk kadınına hazırlayan bir karakterdir. Bizim bahsettiğimiz kitap Türk Kalbi. O da öykü kitabı zaten. Yani 17 evet. tane falan öykü var içinde. Öykü var içinde. Türk Kalbi o öykülerden bir tanesi. Evet. Hayır, Trablusgarp hikayeleri Türk kalbinin içindeki öykülerden bir tanesi. Ben ona değinmek istiyorum. Aslında Öyle mi? tabii tabii. Tamam. Şimdi onun bu hikayelerinin aslında büyük bir bölümü Anadolu'dan Trablusgarp'a gönüllü asker gönderilmesine teşvik amacı taşıyor. Dediğim gibi yani hep bir davası var. Mesela Haber iki Bayram Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Türk Arap dostluğuna vurgu yapıyor. İşte donanmasızlığımızdan doğan sıkıntıları hafifletmek için halkı donanma cemiyetine gitmeye teşvik amacını taşıyan şey var. Bak bunu ee, hikayesi hatırlamak güzel var. aslında çünkü Trablusgarp Ortadoğu gibi değil. Türklerle Arapların evet. omuz omuza İtalyanlara karşı savaştıkları evet. bir yer. Evet. Mesela şöyle bir şey var Trablos Garpa çok önem veriyor Balkan Harbine de yine çok önem veriyor çünkü bunların yine cumhuriyete giden yolda çok önemli birer şey olduğunun farkında kayıp olduğunun savaş olduğunun mücadele olduğunun Farkında yani kişisel mücadele de olduğunun farkında ve mesela Enver Paşa var onun annesi Trablus Garp hikayelerinde işte kadın çoluk çocuk herkesi savaşmaya bak daha kurtuluş savaşı yok ortada çok önce yazılan bir şey bu metin yani kurtuluş savaşı falan yok ve oradaki kadın ana halkı kadınları da savaşa davet eder. Anadolu'ya geçin der, savaşın der. Yani bu kitaptaki cümleyi hazırlayan kahramanımız Emel Paşanın annesi, annesi mi? Annesi aslında bence. Hmm. Çünkü yani bir Anadolu destanını daha oradan daha doğrusu Kurtuluş Savaşı destanı bence bu kitapta ilk olarak zaten daha yaşanmadan fikren yazılmıştır. Ta tam olarak bu bitti benim için. Ben bunu söyledim tamam. Şu an buldum cümleyi. Budur yani. Hmm. Muyum? Bana şifa mı falan sorma öyle bakma <laughs> Bir fikir ortaya çıkmış yani burada <laughs> Evet burada bir fikir var Çok önemli bir fikir var Ve sonra zaten bunu Türk milleti canlı canlı yaşıyor Bir kıvılcım mı yakmış hocam yani bu şey gibidir ya Halide Edip'in Sultan Ahmet Mitingi gibi bir şey yani önemli ben hep gerçekten onu ona benzetiyorum o yüzden herhalde bunu söylüyorum çok önemli ve bak bütün bu bahsettiğimiz romanlar Efrus Bey hariç aslında aynı şey yani Kurtuluş Savaşı'nın çok bunlar öncüleri zaten hep Anadolu'ya giden orada savaşan, orada ayakta kalmaya çalışan, orada yeni bir şeyler göstermeye çalışan bir Türk kadını, yeni bir karakter. Yani bunlar hakikaten çok önceden zaten neyin ne olacağı biliniyormuş. O Kurtuluş Savaşı'na biz daha 1912'de hazırmışız. Evet zaten bir görüşe göre de Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı aynı savaşın veçeleridir diyen bir görüş de vardır. Yani aslında Evet. Ta Balkan harpleri, iki Balkan harbi, onun sonrasında gelen Cihan harbi ve sonraki İstiklal harbi, bundan aslında aynı savaşın farklı süreçleridir. Hmm. Yani o kadar uzun sürmüş bir şey var aslında, evet. mücadele süreci evet. var yani. Evet. Diyeceğim budur. Çok güzel bağladın sonunda. Tebrik ediyorum hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bu programımızda Cumhuriyet'in 100. Yılına bizim naçizane armağanımız olsun, olsun. o zaman diyerek evet. künjeler... Künyeyi okuyayım ben bir saniye. Aka Gündüz Türk Kalbi Trablusgarp hikayeleri ve şeyi de söyleyeyim iki süngü arasında yine Aka Gündüz Toker yayınları bu. Bunları bulmanız çok kolay olmayabilir ama ben şunu gördüm ki bu biblioterapi okurlarımızdan dinleyicilerimizden pardon gelen e-maillerden ve bulmak isteyen her tür buluyor. Geçenlerde e, bayağı uzun uğraşlar sonucu bilmem kaç lira sonucu getirtilen bir kitabın fotoğrafını çekip bana dinleyicimiz göndermiş. Teşekkür ediyorum kitabı aldım diye. Arayan buluyor. Ha bulamadın size şunu öneriyorum. Aka Gündüz hikayelerinde milli kimlik diye bir tematik inceleme var. Son Çağ Akademi'den çıkmış. Yazarı Doktor Cengiz Karataç, Karataş pardon 143 sayfa. Ben de ondan yararlandım. Aa, gerçekten mi? En kötü bunu edinebilirsiniz. Ömer Seyfettin Efruz Bey 3 harfi yayıncılık 195 sayfa. Yeni Turan Halide Edip. Can yayınları 160 sayfa ve çalı kuşu Reşat Nuri Güntekin İnkılap Kitabevi 544 sayfa. Bize e-mail gönderin lütfen bu hafta böyle yaptım kusuruma bakmayın ama söz e, sorulara cevap olarak cevap vermeye devam edeceğiz. Detaylı e, bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. E, e-mailimiz potbimedia.com Dünya halinden sıkılanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, kitapların şifasına inananlar için bibliyoterapi şimdilik ne yapıyor? Bitiyor efendim. Salus sayesinde tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerle görüşebilir. Sağlığınızı destekleyecek yeni yıl kararlarınızı daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve kararlıyım10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Ayrıca Salus'u tüm sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Onların kararlarını sürdürmelerine, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak uzman görüşmeleri hediye etmek için Salus'u hemen indirin. Büyüyünce ne olacaksın sorusunu sormak için hiçbir zaman geç değil. Agesa Bes ile emeklilikte de yapılacak çok şey var. %30 devlet katkısı ve fon getirileri ile birikiminiz artarken size sadece gelecekte iyi ki demek kalır.